hafta magazin gündemi kazan gibi kaynadı desek yeri. Bir de kulaktan kulağa dolaşanlar var ki manşetleri süsledi. 100. yıl marşıyla dikkat çeken Norm Ender ve Büşra Pekin aşk mı yaşıyor? Hangi ünlü isim Kıvanç Tatlıtuğ'a özenip Dubai'ye estetik operasyon yaptırmaya gitti? Hande Erçer ile Hakan Sabancı'nın arasına neden kara kedi girdi? İşte haftanın dedikoduları. Ha Pekin, son yıllarda estetik haberleriyle gündem olan güzel ve Norm Ender. 2023'e damgasını vuran Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı Parla marşıyla adını ölümsüzler arasına yazdıran değer. Biri güzel mi güzel bir oyuncu, diğeri yakışıklı, karizmatik bir şarkıcı. Akla gelen başa geldi. Çift ayrı ayrı çıktıkları bir gece eğlencesinde aynı mekanda pişti oldu ve olan da oldu. Dillere düştüler. Büşra Pekin ve Norm Ender'i o gece iddialara göre görenler el eleydiler diye yeminler ettiler. Yine o yemincilere göre çift meraklı bakışlara aldırışla yetmeden dans etmişlerdi. Üntüsüz iddialardı. Haliyle dedikodu da kaldı. Ve yine haliyle doğrulanmadığı gibi bir de yalanlandı Büşra Pekin tarafından. Büşra Pekin dedikodular daha da büyümesin diye hızla bir açıklama yaptı ve Norm Ender'le o gece tesadüfen karşılaştıklarını ve sadece arkadaş olduklarını söyledi. Bir isyankar güzel de sıra. Hadise. Şu sıralar sürekli isyanda. Hadise bekar kalmaya görsün. Her daim adı birileriyle anılıyor. Onunla ilgili olarak fonda hep şu şarkı kullanılıyor. Kadın güzel, kadın havalı, kadın popüler ve kadın bekar. Haliyle adının da sürekli gündeme aşkla gelmesi bir noktaya kadar normal. Lakin dedikodular o kadar arttı ki son günlerde Halil Sezai'den bu şarkı düştü Hadise'nin diline. Bu girişten sonra gelelim gelişme bölümüne. Hadise'nin adı son zamanlarda kimlerle anılmadı ki? Birkaç topçu, birkaç popçu derken olay Kerem Bürsin'e kadar gitti. Neyse ki yalan olduğu ortaya çıktı Kerem Bürsin iddialarının ama Hadise'nin başı aşk dedikodularıyla ağrımaya da devam etti. Son olarak ünlü popçu bu kez bir şefle anılıyor. İddia şuydu ki Hadise ve Gürkan Şef'in kanları ortak arkadaşlarının da bulunduğu bir ev yemeği sonrasında birbirlerine fena halde kaynamıştı. Tabii iddia dedik çünkü bu dedikodu ortaya çıkar çıkmaz Hadise tamamen gıybet. Hadise kızgındı bu kez. Yaptığı açıklamada isyan etti. Neler mi söyledi? Neler söylemedi ki? Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa sizlerle dertleşmek istediğim bir konu var. Son zamanlarda ise özellikle bakıyorum da artık ben bile adımın anıldığı, aşk hikayelerimin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez, sayamaz oldum. Hadise'nin isyanı bu kadarla da kalmadı. Önce topçu, sonra bir popçu, ardından oyuncu, son olarak da bir şefle adının çıkmasına isyanını şöyle sürdürdü Hadise. Bu haberler bir noktadan sonra inandırıcılığını kaybeder diye düşünüyordum. Ama ısrarla devam ediyor ve ben artık yoruldum. Hadise'nin bu isyan cümlelerinin finali ise aşka hala küsmediğinin ve kalp kapılarının açık olduğunu anlatarak oldu. Ben aşkı da aşık olmayı da çok seviyorum. Emin olun, o zaman geldiğinde hislerimi her zaman olduğu gibi özgürce ifade edeceğim. Hande Erçel ve Hakan Sabancı. Son olarak onları bir uzak doğu tatili sonrası İstanbul dönüşünde bırakmıştık. Hande Hanım, Hakan Bey hoş geldiniz. El eleydiler ama gergindiler. El eleydiler ama yüzleri gülmüyordu. El eleydiler ama bir şeyleri saklıyor gibiydiler. Tabii, peki önümüzdeki sene evlilik kararı aldığınıza dair nikah masasına oturacağınıza dair haberler çıktı, iddialar çıktı. Hande Erçel'le ilgili günlerdir Hakan Sabancı'nın ailesinin kendisini gelin olarak istemediğine dair iddialar zaten vardı ama haftaya damgasını yeni vuran iddia bir başka. O iddianın adı kıskançlık. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i bırakın piyasadaki yakışıklılardan, oyuncu arkadaşlarından, şoföründen bile kıskandığı iddia edildi. Çünkü sosyete, ünlüler dünyası herkes ama herkes bu komik dedikoduyu konuşuyor. İddia o ki Hakan Sabancı bir süredir Hande Erçel'i şoföründen kıskanıyordu. Senelerce Hande Erçel'in şoförlüğünü yapan kişiyi neden kıskandığını henüz yüksek sesle telaffuz eden yok. Ama konuşulan şu ki Hakan Sabancı yüzünden Hande Erçel yıllarca aracını kullanan kişiyle yollarını ayırmak zorunda kalmış. Nerede Hande Erçel'e Hakan Sabancı'nın kendi şoförünü tahsis ettiği konuşuluyor. Kıskançlık dedikodusunun üzerine çok yakında Hakkı Bulut abimiz o meşhur şarkısının sözlerini değiştirip yeni versiyonuyla piyasaya sürer herhalde. Fred Türk
mutfağını dünyaya taşıyan adam. Ve sadece lezzetli yemekleriyle değil, şovlarıyla da dünyada nam salan adam. İşte o Nusret önceki gün sosyal medya hesabında ilginç bir paylaşım yaptı. Dünyaca ünlü şefin Dubai'de sahibi olduğu restoranında ödenen 3.256.410 liralık hesabı sosyal medya profilinde paylaşan Nusret'e yorum yağdı. Elbette eskimeyen şarkıları, yıllara meydan okuyan yakışıklı popçuyu bu hafta gündeme getiren fiskos ne para, ne aşk, ne de magazinel bir polemik. Kendini yakışıklı buluyor musun ha? Evet, tabii ki. Ne demek o ya? Aşık ayol kendimi. Aşık değilim. Aşık değilim. Kendimi yakışıklı buluyor mu değil de. Hayır, başka bir şey düşünüyorum da Cez. Yani bakınca, aynaya bakınca ulan ben niye doğmuş falan demiyorum yani. Ulan yine iyi diyorum yani bu. Fena değil diyorum, öyle diyorum. Yoksa abartıda böyle wow falan böyle. Ben sempatik bir kasıntıyım zaten. Ünlü popçu son günlerde estetiğe merak sardı. Cam Yaman'a Kıvanç Tatlıtuğ'a özendi. Baklava kasları yaptırmak için kolları sıvadı. Daha önceleri six pack ya da baklava denilen karın kasını Mustafa Sandal, Deha Berkay, Oğuzhan Koç, Engin Öztürk de denemişti. Bu tarz baklava kaslara sahip olmak için 300 bin lirayı gözden çıkaran Sinan Akçıl'ın olay çok da duyulmasın diye baklava kası yaptırmak için Dubai'ye gittiği öğrenildi. Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlarda adı geçen ve Türkiye'deki tüm mal varlıklarına el konulan fenomen Eylül Öztürk malum Amerika'da yaşıyor. Türkiye'ye gelemiyor çünkü pasaportuna el konmuş durumda. Kız aset kuduruklar. Toplaşın hele, bir şey diyeceğim. Kız bak bu Dubai'de koca baldı. Çatlayın kız bunu koca baldı. Kız size kocanız diye aldı. Kıskanmayın kız koca baldı. Kocada para çok çok, havamız kimse de yok. Kuduruk kuduruk ooooh, çatlayın kız size yok. Bu olayın adli kısmı. Gelelim magazinel kısmına. Bir dönem Dilan Polat'ın ortağıydı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Sonrasında kanlı bıçaklı oldular. Şimdilerde Dilan Polat cezaevinde. Eylül Öztürk ise az önce de söylediğimiz gibi Amerika'da. Şöyle bir influencer aynam olmazsa olmaz. Bu evimin camından görüntü aşağıya bahçeye doğru bakıyor. Gayet güzel yeşillikler içerisinde harika bir sabah. O Eylül Öztürk Amerika'da olmasına ama Türkiye'de olsa bu kadar gündem olmaz. Hafta içi yine eski dostu yeni hasmı Dilan Polat'a verdi veriştirdi. Yeter ya! Yeter! İnsan biraz yaptığı işin hakkını vererek yapar. Örneksen örnek olacaksın. Türkiye'de fenomenlerin bu kadar başının ağrımasının nedeni olarak Dilan Polat'ı gösterdi Eylül Öztürk. Hepimizin hayatını mahvetti, hepimizin hayatını kararttı. Affetmiyorum kardeşim, onu da affetmiyorum ben. Tek üzüldüğüm şey, yemin billah olsun çocukları. Çocuklarına inanılmaz üzülüyorum. Allah'ım annelerini kavuştursun bir an önce ama benden uzak olsun. Tüm dünyayı gezeceğiz bugün anlaşılan. Amerika'dan Suudi Arabistan'a gidiyoruz. Rapçi Sefo'da Umre'ye giden ünlüler kervanına katıldı. Çok benziyordun. Benzetiyorlar beni. Ya abi Sefo'sun yalan söyleme ya. Bir fotoğraf çekiyorum. Teşekkür ederim. Ya abi telefonumu... Hafta içinde Arabistan'a giden ve Umre görüntülerini sosyal medyasından ardı ardına paylaşan Sefo'nun şu günahları bir dökelim sözü ise çok tartışıldı. Çok benziyordun. Benzetiyorlar beni. Ya abi Sefo'sun yalan söyleme ya.